Sultan'ı unutmuş olmalılar. Nesimi'yi, Mansur'u unutmuş olmalılar. Dört gün Gazi halkı direndi. Cenazesine, şehidine sahip çıktı. Ve aslanlar gibi uğurladı. Gazi halkına selam yolluyoruz buradan. Alkışlarımızla. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Sevgili dostlar, başta Kuruş katliamında bitirdiğimiz gencecik planlarımız olmak üzere bugüne kadar hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz, devrim şehitlerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Siyasal kanlı eylemler Suruç'ta kameralar önünde 32 gencin öldüğü, yüzün üzerinde insanın da yaralandığı vahşi bir katliam ile devam etmiştir. IŞİD'li teröristlerin taşeronluğunda yapılan katliamın ardından polis, IŞİD kılıfıyla sol kurumlara, sendikalara ve evlere hukuksuzca operasyonlar düzenlemiş, Günay Özarslan adlı bir kadını hiçbir gerekçe olmaksızın 16 kurşunla acımasızca infaz etmiştir. Katil, IŞİD, işbirlikçi AKP! Katil, IŞİD, işbirlikçi AKP! Katil, IŞİD, işbirlikçi AKP! Katledilen Günay Özarslan'ın ailesi cenazeyi Gazi Cemevi'nden kendi geleneklerine göre kaldırmak istemiştir. Ancak polis, hayır, benim istediğim yere, benim istediğim şekilde gömün dayatmasıyla insanlıkla bağdaşmayan, hiçbir hukuki gerekçesi dahi olmayan bir tavırla cenazenin cemevinden çıkartılmasını, toprağa sırılanmasını engellemek adına akla hayale gelmeyen faşist yöntemlerle Gazi halkına ve cemevine kelimenin tam manasıyla savaş başlatmıştır. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Afişin önü kapanmasın diye dost, yanlış anlama. Cenazeye saygısı olmayan AKP'nin polisi aynı tavrını sürdürmüş ve cemevimize 25 Temmuz'dan bugüne yoğun gaz ile saldırmış. İçeride cenazeyi sahiplenen aile, Alevi kurum temsilcileri ve halk gaz altında soluksuz bırakılmış, cemevinin içindeki kitleden bir bölümü gaz kapsülleriyle gözünden ve çeşitli yerlerinden yaralanmış, inanç merkezimizin camları yine gaz kapsülleriyle kırılmıştır. AKP elini cemevimden çek! AKP elini cemevimden çek! AKP elini cemevinden çek! Cemevinin önündeki taksi durağı tam alanla yıkılmıştır. Ayrıca tüm Gazi mahallesi savaş alanına çevrilmiştir. Tüm bu yapılanlar AKP iktidarı için yeterli olmamış, polis kirli postallarıyla, silahlarıyla inanç merkezimize baskın yapıp cenazeyi kaçırmak istemiştir. Mescid-i Aksa'ya gaz atıldığında tepki gösterenler nerede? Davutoğlu'nun İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya girmesi tam bir barbarlıktır şeklindeki açıklamasını samimi bulmuyoruz. Aynı barbarlığın hükümet eliyle yapılması bizlere İsrail Siyonizmini hatırlatıyor. Vali ve emniyet müdürünü arayan milletvekilleri yapabileceğimiz bir şey yok, bizi aşan bir durum cevabıyla karşılaşmışlardır. Yani emirler direkt saraylardan verilmiştir.
24 Temmuz'da katledilen Özaslan'ın cenazesi düne kadar polis avlukasındaki cemevinden çıkartılıp toprağa sırlanamamıştı. Bu neden, bunu insanlıkla, ne ahlakla, ne demokrasiyle, ne de hukukla açıklanabilir bir durum değildir. Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek. Sizin Alevi kurum temsilcileri ve milletvekillerinin görüşmeleri halk direnişi sonucunda cenaze dün akşam üzeri cemevinden çıkarılıp toprağa sırlanabilmiştir. AKP hükümetini ve polisini çok net görüyoruz. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık, haddinizi bilin. Hukuksuz, yasa dışı ve gayrimeşru tüm saldırılarınızı durdurun. Çekin kirli ellerinizi inanç merkezlerimizden. Çekin postallarınızı, silahlarınızı, tomalarınızı cemevlerimizden. AKP hükümeti Alevi ve tüm diğer halkların üzerindeki faşist terörü derhal sonlandırmalıdır. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Devlet halka karşı kanlı bir savaş başlatmış durumdadır. Halkın sabrını zorlayan baskıcı terör tutumlarından derhal vazgeçilmelidir. Gazi'de çekilmiş olmanız bunu unutacağımız anlamına asla gelmiyor. Bir kez daha inanç merkezlerimize kirli ellerinizle yaklaşmayın. AKP elini inancımdan çek! AKP elini inancımdan çek! AKP elini İnancından çek! AKP hükümeti halkı bölmekten, kamplara ayırmaktan ve kaos ortamı yaratmaktan vazgeçmelidir. Bu süreçte ölen ya da yaralanan halk ve devletin kolluk güçlerinin tüm sorumlusu hükümettir. Bu tür hak ihlallerine ve saldırılara karşı her an hazır olduğumuzu belirtiyor. İnanç gözetmeksizin tüm duyarlı haklarımızın ve demokrasi güçlerinin bu süreçte bizimle birlikte duruş sergilemelerini bekliyoruz. Mersin Alevi Bileşenleri, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi, Alevi Gençlik Derneği, Demokratik Alevi Derneği, Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şubesi. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Birleşe! Birleşe! Katil, düşük, işbirlikçi AKP! Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, katiller engel olarak dört gün cenazemizi morgda bekleten politikalarını ıslıklarımızla, alkışlarımızla protesto ediyoruz. Baktığımız zaman fileleri hiçbir zaman hiç bitmemiştir. Ama görüyoruz ki şu andaki iktidar
Alevi canların ötesinde Alevi'nin cenazesine de ölüsüne de çile çektirmektedir. Bunu kınıyorum. İnşallah bu durumlar bir daha olmayacaktır. Bütün isteğimiz budur. Bu çilelerin bitmesi hepimizin arzusudur. Barış, hemen şimdi barış. Savaşa hayır, barışa evet diyoruz. Saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada toplanan ve halkın inanç özgürlüğünü, yaşama özgürlüğünü, kimlik özgürlüğünü savunan herkesin sadece cemevlerine uzanan eller için değil, bütün inançlara uzanan veya uzanacak olan eller için burada olduğunu biliyoruz. Hiç kimse bizleri sadece bir inancın peşinde koşan, sadece bir zümrenin peşinde koşan insanlar olarak algılamasınlar. Hiçbir zaman böyle olmadı, bundan sonra da olmayacak. Ancak uzun zamandan beri, hatta Kerbela'dan bu zamana, kimlerin ötekileştirildiği, kimlerin dışlandığı ve kimlere eziyet edildiğini çok iyi biliyoruz. Asırlardır bu eziyeti yaşayan insanlar herhangi bir tehlike karşısında derhal savunmaya geçmek mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. Bugün yaşanan olaylar küçümsenecek olaylar değildir. Bugün çeşitli bahanelerle, IŞİD bahanesiyle, çeşitli insanlık dışı bahaneleri öne sürerek demokrasi arayan, hak arayan, hukuk arayan kitleleri yok etmeye çalışan zihniyeti de kınamak durumundayız. Eğer bu zihniyet karşısında barış hemen şimdi demez isek o eller çok yakında hepimize uzanacaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa, sana savaş yaptırmayacağız. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlarken değerli dostlar, Suruç'ta patlatılan bombanın intihar eylemcisini yapmış olduğu eylemi masumane hesaplanmamış bir eylem olduğunu asla inanmıyorum. O eylem santimi santimine silahsız, zararsız o masum insanlara bilinçli bir şekilde patlatıldığını düşünüyorum. Ve korkarım ki ilk olmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birlikten kuvvet doğar. Bir arada olmalıyız, duyarlı olmalıyız. Tüm halklara karşı, sadece Aleviler karşı yapılan bu eylemlerin Türkiye'de demokrasiyi isteyen ve inatla batılı ülkelerin demokratik ortamına değil, Orta Asya'nın, Orta Doğu ülkelerinin karanlık yüzüne yüzünü dönen 13,5-14 yıldan beri bu ülkeyi yöneten hükümetimizin her nedense incitmedik, incindik, incitmeyeceğiz diyen Alevilerin üzerinde sürekli oyun oynamasını, sürekli Alevileri katletmesini, kahvede oturan yaşlı bir Alevi amcayı kurşunla öldürmesini, zararsız Alevilere sürekli oyun oynamasını, evinde yatan bir kadını 16 kurşunla öldürmesini, özellikle Alevilerin üzerinde oynanan bu oyunların Türkiye'de demokrasi isteyen tüm insanların, demokratların, liberal demokratların bile ihtiyacı var. Tüm duyarlı yurttaşların bu savaşta bu düşünceye meydan vermemesini diliyor hepinize. Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Barış istiyoruz, barış diyoruz, barış diyoruz değerli dostlar. Arkadaşlar, eğlenmesi burada noktalıyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun.
tehlikeli bir süreçten geçiyoruz ve bu tehlikeli süreçte aslında bugün bir araya geldiğimiz bu olay Suruç'taki olaydan bağımsız değildir. Adana, Mersin ve Diyarbakır'daki patlamalardan bağımsız değildir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz kuru, kaotik ve gerginlik ortamı hiçbir zaman hiç kimseye yaramayacaktır. Ezilen halklar, ezilen yok sayılan inançların bir arada mücadelesi bizi birbirine yaklaştıran ve barışı getiren tek şeydir. Bu da şu, siyasal iktidar bu tekçi anlayıştan, yok sayan, reddeden, yok eden, imha eden anlayıştan vazgeçmelidir. Bugün yaşamını yitiren bu kadın kardeşimizin, kız kardeşimizin aslında sağ yakalanabiliyor iken infaz edilmesi temel insan hakları mücadelesine ve temel insan haklarına aykırı bir durumdur. Bir diğeri aslında cemevlerine karşı tutum, iktidarın tutumu bu örnekten de görülmektedir. Onun için Suruç'ta katledilen 32 canımıza karşı alınan tutum aslında iktidarın ötekileştirilenlere, Kürtlere, Alevilere, tüm yoksullara, emekçilere karşı tutumunun bir ifadesidir. Biz bu senaryoyu 90'lı yıllarda yaşamıştık. Tekrar 90'lı yılları yaşamak istemiyoruz. Genel olarak tüm halkın, tüm ezilenlerin, Alevilerin, Kürtlerin, tüm insanların istediği tek bir şey var. Diyalog sürecinin sürmesi ve barışın hakikileşmesidir, barışın gerçekleşmesidir. Eğer bugün hepimiz buna karşı bir ses vermez, el ele tutuşmaz, buna itiraz etmezsek, bugün Alevilere yapılan, Kürtlere yapılacak, ötekilere yapılacak, emekçilere yapılacak ve bugün Türkiye'nin her bir yanında birçok gencimiz gözaltına alınmış durumdadır. Biz bu mücadeleye başlarken dedik ki, biz seni başkan yaptırmayacağız. Şimdi de diyoruz ki, bu savaşı sen yaratamayacaksın. Bu savaşı emekçiler, bu savaşı ezilenler engelleyeceklerdir. Biz bu güce sahibiz, bu mücadeleye, bu örgütlülüğe sahibiz ve bugün Alevlere karşı alınan ayrımcı tutumu burada huzurunuzda bir kez daha kınamak istiyorum.